kız kardeşi Lux'la birlikte soylu Crown Guard ailesine mensup olan Garen, Demacia tahtını canı pahasına savunması gerekeceğini daha çok küçük yaşlardan biliyordu. Babası Peter pek çok madalya kazanmış bir subay, halası Tianna ise seçkin Yılmaz Öncüler'in kılıç yüzbaşısıydı. Kral 3. Jarvan her ikisini de bizzat tanır ve onlara büyük saygı duyardı. Garen'in de eninde sonunda kralın oğluna aynı şekilde hizmet edeceği düşünülüyordu. Demacia krallığı Rün savaşlarının ardında bıraktığı harabelerden yükselmiş, ardından gelen yüzyıllar boyunca ülkeden savaş ve çatışma eksik olmamıştı. Garen'le Lux küçükken Demacia ordusunda öncü şövalye olan bir amcaları onlara halkı krallığın surlarının ötesindeki tehlikelerden korumak için dış dünyaya yaptığı gezileri anlatmıştı. Bu göreceli huzur ve barış durumunun ister asi büyücüler, ister dipsiz karanlıktan çıka gelen yaratıklar, ister daha kimsenin aklına hayaline gelmemiş başka bir dehşet yüzünden olsun, bir gün mutlaka sona ereceğini söyleyerek kardeşleri uyarmıştı. Garen daha 11 yaşına gelmeden amcası bu korkularını haklı çıkarırcasına görev sırasında bir büyücü tarafından öldürüldü. Garen bu olayın ailesine yaşattığı acıyı ve kardeşinin gözlerindeki korkuyu çok açık bir şekilde gördü. Demacia'nın karşısındaki başlıca ve en büyük tehlikenin büyü olduğunu böylece kesin olarak anladı. Ve onu ülkenin surlarından içeri asla sokmamaya yemin etti. Ülkesi ancak kuruluş ilkelerine bağlı kalarak ve bunların sarsılmaz gururunu sergileyerek güvenliğe alınabilirdi. Garen 12 yaşına geldiğinde Yüksek Gümüşgöl'deki Crown Guard malikanesinden ayrılıp orduya katıldı. Şövalye yamağı olarak gece gündüz dövüş eğitimi alıp savaş yöntemlerini inceliyor, hem zihnini hem bedenini Demacia çeliği kadar sağlam ve keskin bir silah haline getiriyordu. Gelecekte tahta oturacak olan genç prens 4. Jarvan'ı da bu dönemde diğer erlerin arasında tanıdı. Kısa sürede iki gencin arasından su sızmaz oldu. Yıllar geçtikçe Garen, Demacia savaşçısı olarak kalkan duvarında yer almaya hak kazandı. Ve savaş alanında çok korkulacak bir hasım olarak ün saldı. 18 yaşına geldiğinde Freljord sınırlarına yapılan seferlerde şerefiyle hizmet etmiş, sessiz ormanı mesken tutan iğrenç tarikat üyelerinin kökünün kurutulmasında önemli rol oynamış, Akkaya'nın yiğit savunucularıyla omuz omuza savaşmıştı. Kral 3. Jarvan, Garen'in taburunu bizzat Büyük Demacia şehrine çağırtarak onları yiğitlik salonunda kurulan Kraliyet Meclisi'nin karşısında onurlandırdı. Kısa süre önce yüksek mareşal rütbesine terfi ettirilmiş olan Tianna Crown Guard yerini diğer askerlerden ayırıp Yılmaz Öncülerin saflarına katılmak için girilen sınavlara alınmasını özellikle tavsiye etti. Garen, sınavlara hazırlanmak için evine döndüğünde annesi, babası, Lux ve arazilerinde yaşayan halk tabakasından insanlar onu büyük bir sevinçle karşıladı. Garen, kardeşinin büyüyüp zeki, becerikli bir genç kadına dönüşmekte olduğunu görüp sevinmişti. Ama Lux'a bir değişiklik vardı. Bu değişikliği ziyaretlerinde de fark etmişti ama artık Lux'un büyü güçleri olduğundan ciddi ciddi şüphe etmeye başlamıştı. Şüphe içini kemirse de bu fikrin üzerinde uzun süre durmamaya çalışıyordu. Bir Crown Guard'ın amcasını öldüren yasak güçlere yatkın olduğu düşüncesiyle yüzleşmek inanılmaz derecede zordu. Garen, cesareti ve becerileri sayesinde elbette Yılmaz Öncülere katılmaya hak kazandı. Tahtın önünde ailesinin ve yakın dostu prensin şahitliğinde gereken yeminleri etti.
Lux ile annesi hem krala hem de alçak gönüllü ışık getirenlere yardım etmek için başkentte çok daha fazla vakit geçirirken Garen ise olabildiğince uzak kalmaya çalışıyordu. Kardeşini dünyadaki herkesten ve her şeyden çok seviyordu. Ama içindeki ufacık bir yer ona yakınlık duymakta zorlanıyordu. Şüpheleri gerçek çıkarsa neler yapmak zorunda kalacağını ise düşünmek bile istemiyordu. O da yeni görevlerine gömüldü. Eskisinden iki kat daha çok idman yapıyor, iki kat daha gayretli savaşıyordu. Yılmaz öncülerin yeni kılıç yüzbaşısı savaşta hayatını kaybedince diğer savaşçılar komutan olarak onu aday gösterdiler ve genç savaşçı itirazsız oy birliğiyle göreve getirildi. Garen halen yurdunu tüm düşmanlara karşı cesaret ve metanetle korumakta. Savaşçı, Demacia'nın en güçlü askeri olmaktan da öte, ülkenin temelindeki en yüce ve soylu ideallerin ete kemiğe bürünmüş simgesi.